Şehir merkezinde durak taksiciliği yapan esnaf Karete Haber'den Erol Uçar'a dertlerini dile getirdi. Yapacak başka bir şey yok ki. Bulmaca çözüyorsun, buradasın. Bulmaca çözüyorum. Sonunda sizi fark ettim. Nasıl işler gidiyor? Nasıl işler? Ben sabahın 6'sında geldim, 2 işe çıktım ben. Geri kalanını siz düşünün. Taksi nasıl olmuş olacak? Geçilse olur mu? Ne diyorsunuz? Böyle bir talebiniz var inşallah. Taksi dolmuşa geçilse olur da yahut o olmuyorsa, o olanaksızsa en azından burada 8 aracız. Evet. 4'e veya 5'e yani olsa da olur. Ama tabii ki taksi dolmuşa ki bu daha önceden zaten taksi dolmuş sayısı dolmadı. Şu an için ilk çıkan şeye göre 85 tane eksik var. Niye almıyorlar peki? Onu büyüklerimize soracaksınız, ben bilmiyorum. Yani şimdi burada 8 taksi işe yapamıyorsunuz. 4'e mi, nasıl inecek peki 4'e? Ya nasıl inecek? Belirli yerler açılıp veyahut dediğim gibi o 85 tane de ilave olmuş olsa zaten 200 tane diye şey olmuştu. 200 tane dolmuş taksi çıkacak diye baştan böyleydi. Ama 115'te kapattılar. Yani daha açık var mı, almıyorlar? Açık var tabii. İşlerinin son derece azaldığını, bunun da taksi sayısının fazla olmasından kaynaklandığını, duraklardaki taksilerin azaltılması gerektiğini ya da taksi dolmuş sayısının artırılmasıyla problemlerin çözülebileceğini anlatan esnaf açıklamalarda bulundu. Otur otur iş güç yok işte. Akşama kadar 25-30 liranın işe kapatıyoruz, konta kapatıyoruz. Ne algı ödüyor, ne vergi ödeyebiliyorsun. Biz Sayın Belediye Başkanımızdan işte dolmuş taksi çıkartmasını istiyoruz yani. Başka istediğimiz şey mi? Başka bir durağa aktarılma olabilir mi? Nasıl olabilir? Nasıl vallahi şimdi olabilir? İşte büyük şehir olduğu için bu da olabilir yani. Ama bizim öncelikle istediğimiz konu dolmuş taksi. Hatların açılması, dolmuş taksinin olmasını istiyoruz yani. Evet, Hakan abi sen ne söyleyeceksin? Taksicilerin sıkıntıları çok büyük. Evet. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımızdan bize yönelik yaptırımlar bekliyoruz. İnşallah seçim öncesi veya seçim sonrası yeni hatların açılması. Şehir büyüyor artık. Balıkesir bayağı gelişti. Yeni mahalleler var. Yeni mahallelere açılacak olan araçlar. Buradan arabaların azalması. 4 arabanın gitmesi. 4 arabanın kalması. Kalanın da iş yapması. Gidenin de iş yapmasıdır. Bu konuda inşallah gelecek olan belediye başkanımız veya şu anki belediye başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. İşler yok mu? İş olmuyor. İşler çok kötü. 20 lirayla, 25 lirayla, 30 lirayla eve gidiyoruz. Algımızı, vergimizi zorlanıyoruz ödemeye. Vergiyi ödeyemiyoruz. Belediyeye borçlarımız oluyor. Zorlanıyoruz ödemeye. Bir an önce bir çözüme ulaşmasını istiyoruz. Temennimiz bu.